Merhaba sevgili seyirciler. Yine Ajans Erzincan'da Zeki Demirbaş'la birlikte sizlerleyiz. Bugün 50. programda karşınızdayız. 50 hafta istikrarlı olarak sizlerin karşısına geçtik ve Erzincan'la ilgili konuları, olumlu olumsuz tüm olayları sizlere aktarmaya çalıştık. BAŞBAŞA programında, evet BAŞBAŞA 50. program başlıyor ama nereden? Bu kez yine Erzincan için çok özel bir yerden sizlere sesleniyoruz. Esentepe piknik alanından sesleniyoruz. BAŞBAŞA 50. program başlıyor. Evet, BAŞBAŞA'da yine tabii ki yine hafta oldukça yoğundu. Gündem yine yoğun. Onları konuşacağız ama Semih Peker'le bir 50 yıl gibi, yani sanki böyle 50 yıl der tabii gibisin yani. 50 program istikrarlı bir şey. Şimdi istikrarlı program, 50 program. Program yapanları biliyoruz biz Erzincan'da. İşte ben programa başlıyorum. Hadi bakalım başlıyorum. Kimle yapıyorum? İşte vali beyle, belediye başkanıyla, milletvekiliyle deyip ikincisi gelmiyor veya üçüncüsü gelmiyor. Evet. Bitiyor program. Sonu yok. Sonu yok. Ama biz 50 haftadır sizlerleyiz BAŞBAŞA programında Ajans Erzincan'la, yani dile kolay 50 hafta. Evet, belki bazen aksattığımız olmuştur. Hani saat ya da gün, işte diyelim ki pazartesi giremedik belki programa. Ama salı günü girdik. Ama salı günü mutlaka girdik. Her ne olursa olsun, ne yaşadıysak yaşayalım, biz de neticede bir hayatımız var. Ama ya hasta da olsak çıktık. BAŞBAŞA Semih Peker'le Erzincan'ın gündemini değerlendirdik. Şimdi diyecekler ki siz 50 hafta hiç mi izin yapmadınız? Tamam. Hiç mi bir yere gitmediniz? Gittik. Ama nasıl istikrarlı bir şekilde 50 hafta devam ettik? Hatay'a da gittik. Yine gittik, orada BAŞBAŞA'yı çektik. Evet, yani 50 hafta içerisinde gündemde olan konuları biz ekranlara getirmeye çalıştık. Tabii bu arada birçok teşekkür aldık, birçok eleştiri aldık. Ama tek derdimiz Erzincan'dı. Tek derdimiz sizlere en doğru, en güncel bilgileri verebilmekti. Sevgili arkadaşım Zeki Demirbaş'la birlikte bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Evet. Tabii Serhat Sarıçiçek'i de unutmamak lazım. Yönetim Kurulu Başkanımız sağ olsun her zaman bizi destekledi ve bazen böyle ya bu haftada işte şey mi yapsak falan dediğimizde hep dedi ki hayır abi, çekelim, işte şuradan çekelim, buradan çekelim. Ama öyle ya da böyle. Öyle ya da böyle, teşekkür ediyoruz kendisine. Bu arada Ozan Albayrak da aynı şekilde 50 hafta bizim kahrımızı çekti. Of demedi. İki yaşlı diyelim. Niye artık yaşlı? Yani yaşımız. Hayır artık... sen yaşlanmış ve yani bitmiş olabilirsin ama ben henüz değilim. Bir de aramızda ciddi yaş farkı var. Evet, aramızda 15 gün var Zeki Demirbaş'la. Efendim, BAŞBAŞA'da konuşulamayanları ve konuşulmaya, yani konuşulmayanlar derken hani kimsenin cesaret edip de konuşamadığı, hani kahvelerde birebir kişiler kendi aralarında sohbet ederler, konuşurlar ya da bizimle karşılaştıkları zaman insanlar her şeylerini anlatıyorlar bize, söylüyorlar dertlerini. Biz diyoruz ki peki bu konuştuklarınızı mikrofonu uzatsak söyler misiniz? Yok, o zaman söyleyemem diyorlardı insanlar. Evet. Peki ama biz bize bunu söylüyorlar, bize anlatıyorlar. Ama peki biz bunu ne yapabiliriz? Dedik ki biz bunu Semih Peker'le birlikte oturursak eğer hem sohbet muhabbet ederiz, arada bir kavga da ederiz ama olsun. Erzincan'da konuşulmaya cesaret edilemeyen, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği şeyleri biz 50 program boyunca anlatmaya burada çalıştık. Konuştuk, anlattık, kimseyi kötülemedik, kimseye zarar vermek istemedik. Ve araştırdık. Şimdi mesela vatandaş yazıyor bize WhatsApp hattına. Biz ne yapıyoruz? Hemen ne kadar işte önemli bir olay deyip programda işlemiyoruz. Biz önce bir olayı araştırıyoruz, soruşturuyoruz, bakıyoruz doğruluk derecesi nedir, böyle bir sorun var mı gibi ve 50 hafta boyunca biz tek derdimiz Erzincan oldu. Kesinlikle. Zaman geldi, yeri geldi işte ilimizin yöneticilerini alkışladık. Yeri geldi eleştirdik. Eleştirdik diye küstüler ama biz yine vazgeçmedik. Tabii yani bizim amacımız Erzincan'da meydana gelen olumlu olumsuz tüm olayları tüm açıklığıyla izleyicilerimize iletmek oldu. Yani. Umarım bir hoş seda bırakabilmişizdir izleyicilere. Mutlaka 50 bıraktık haftada, ki 50 haftada. İnsanlar izliyorlar, takip ediyorlar. Evet. Ve bizimle konuştuğumuz, bahsettiğimiz konuları yolda, sokakta karşılaştığımız zaman tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu da bizim takip edildiğimizi gösteriyor. Evet. Biz konuyla ilgili bahsettiğimiz zaman insanlar diyor ki, evet ben izlemiştim, gördüm, o konuyu söylemişsiniz falan diye. İlginize, şu ana kadarki ilginize ve bundan sonraki de göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Evet, şimdi bir de yine mesela kulaktan dolma haber dedin ya sen, kulaktan dolma haber çok geliyor. Günlük telefonumuz susmuyor. Sürekli insanlar arıyor, bir şeyler söylüyor ama habercilik şunu gerektirir: emin olmadan asla. Şimdi emin olmadan asla derken, bir arkadaşımız, bakıyorsunuz bir şey paylaşmış. Efendim Göktaşı gitmiş de nereye düşmüş? Ya Göktaşı ne olmuş biliyor musun? Göktaşı Erzincan'dan geçmiş, Bingöl'e gitmiş, Bingöl'de düşmüş, sarsıntı Erzincan'da da hissedilmiş. Vay, biz nerede yaşıyoruz ya? Vay, biz niye hissetmedik? Ve bunu söyleyen kim biliyor musun? Erzincan'da bir basın kuruluşu. Evet. Sarsıntı Erzincan'da da hissedildi. O evet. Bu ne demek? Şimdi gazetecilik ve basın çocuk oyuncağı değil. Biliyoruz. Radyoda oturup da şimdi de size işte bilmem Zeki Müren'den şu şarkıyı gönderiyoruz demekle olmuyor bu işler kardeşim. Şimdi burada oturup konuştuğunuz zaman ya da yazdığınız zaman onun altını doldurmanız lazım. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Gidin başka işlerle uğraşın. Cami-i Kebir'in bahçesinde diyor oturuyorum. Arkadaş anlatıyor. Göktaşı'nı gördüm diyor. O arada diyor Ardahan'dan bir arkadaşla telefonla konuşuyorum. Tam o anda diyor dedim ki arkadaşıma, ya bir mavi bir şey geçti bizim buradan. Ardahan'daki arkadaşı da demiş ki Allah Allah ben de gördüm. Burası da demiş aydınlandı. Düşün, niye? Erzincan nere? Ardahan nere? Evet. Ve aynı anda telefon görüşmesi yaparken bu olay oluyor. Ama bizim sevgili arkadaşımız da demiş ki Göktaşı Erzincan'dan geçti, Bingöl'de düştü. Sarsıntı. Düştü. Net. Tabii. Ve sarsıntı da Erzincan'dan da hissediliyor. Tabii. Tebrik ediyorum. Ve bu insanlara inananlar da var, biliyor musun? İnananlar da var. Çünkü bana diyorlar ki ya düşmüş. Adam yazmış. Ya diyoruz ki yok öyle bir şey. Olsa yani ortalık yıkılırdı yani. Aynen. Göktaşı'nın düşmesi ne demek biliyor musunuz? Yani bunu filmlerde bile izleyip görebilirsiniz, öyle basit bir şey değil. Şimdi bak işin aslı neymiş? Şimdi tabii akşam saat 20.10 civarında meydana geliyor ve bu bir ışık kayması olduğunu bilim adamları söylüyor. Erzincan ve çevre illerde Malatya, Erzurum, Elazığ, hatta Antep'te, daha çok işte Doğu bölgesinde, Kars'ta, oralarda görülüyor ve sosyal medyadan da paylaşılınca bu ışığın ne olduğunu merak ediyorlar. Vatandaşlar yetkililerden açıklama beklediler. Tabii bilim adamları daha sonradan işte açıklama yaptı. Dedi ki bu bir meteor düşmesi olsaydı diyor ateş topu oluşturup bir yerde kalıntıları kalırdı. Tabii. Ama öyle bir şey. Ama yıkıcı olurdu yani. Tabii. Öyle. Şimdi yani arkadaşın dediği gibi Bingöl'e düştü. Sarsıntı Erzincan'dan hissedildi. Öyle bir şey o yok. O zaman Bingöl'e ne oldu acaba? O zaman Bingöl'e ne oldu? Hani niye şimdiye kadar açıklamadılar? Hani nereye düştü? Nerede bunun parçaları? Bu bir ışık kaymasıydı ve bu uzun zamandan beri de mesela gruplar halinde gökyüzünde böyle yıldız kayması gibi oluşuyor son bir haftadır. Bu biraz daha yakından oldu. Tabii, herhalde. Bu biraz daha yakından oldu ve daha aydınlatıcı oldu. Şimdi görüntüye de Ozan getirsin istersen. O cep telefonuyla görüntülenmişti. Cep telefonu mu yoksa güvenlik kamerası. Güvenlik kamerası da var. Cep telefonlarıyla çekenler de var o arada. Ama sonuçta Bingöl'e falan düşmedi. O sarsıntı da kesin ve net arkadaşlar. Bir de her gördüğünüze derler ya hani, eğer okuduğunuza da inanmayın. Sonra da hayır olmadı diye ikna etmekte insanları zorlanıyoruz. Bir de sevgili kalemşörler, o kalemi elinize alıp ya da klavyeyi önünüze alıp yazıyorsunuz ya, yazarken 10 kere düşünmeniz lazım. Eğer düşünebiliyorsanız. Çünkü takip edenler var. Yani inanıyorlar. İnanıyorlar. Evet. Diyor ki eğer bu yani bu isimdeki işte gazeteciyim diyen bir adam yazdıysa demek ki doğrudur diyor. Yani. Ama Erzincan'da bir gün, en az ertesi gün konuşuldu bu olay. Yani birdenbire oturuyorduk işte falanca yerdeydik, birdenbire aydınlandı gece gibi. Bu bir ışık kaymasıydı, bir doğa olayı ve sonuç olarak da herhangi bir yere de düşmedi. Sarsıntı da Erzincan'dan hissedilmedi. Şimdi şeyi söylemedik. Neredeyiz? Şu anda Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan ve son günlerde trend olan Esentepe rekreasyon alanı içerisindeki gören bir bölge. Piknik alanındayız. Esentepe piknik alanı burası. Şimdi son zamanlarda herkes birbirine söylüyor. Ya Esentepe'ye gittiniz mi? Esentepe'yi gördünüz mü? Gerçekten çok muazzam, çok muhteşem bir görüntü, özellikle akşam saatlerinde. Bakın buralarda, şimdi görüntüye de geliyordur, kamelyalar var. Buralarda işte bu piknik alanında her kamelyanın yanında barbeküler var. Var da ne olmuş var ki adam çimenin üstüne şimdi yine koymuş, mangalını yapmış. Yani. Şimdi Erzincan Belediyesi yaptırmış. Yani bu gördüğünüz bir kamelya neredeyse 50-60 bin liraya mal oluyor. Bir kamelya. Ama belediye bunları kendi bünyesinde yaptırmış. Ve bu alanı demiş ki ya ne yapabilirim, nasıl değerlendirebilirim? Ve böyle güzel bir alan, 200 bin metrekarelik rekreasyon alanının şu anda birinci etabı, yani 60 bin metrekaresi kullanılmış. Yani bu büyüklükte 3 alan daha olabilecek burada. Böyle bir proje hazırlamış. Yavaş yavaş bunu yapıldı burası. Bu halkın hizmetine sunuldu. Ekşi Su'da da büyüttüler yani. Aynen öyle. Parça parça yapa yapa eklesinler. Gayet güzel. Şehrin kuzeyinde güzel bir alan. Esentepe'nin eteklerinde. Ve bu sıcak havalarda evet, insanlar ama gelip burada ailece ben yine diyorum ki Esentepe yapılmalı. Şu anda inşaat devam ediyor. İşte Esentepe yapılmadı ya. Biz buraya gelirken bütün baktığımızda orada inşaat çalışmalarının devam ettiğini işte gördük. Bir an önce orayı da bitirip halkın hizmetine sunsalar. Şimdi burada ne var? Onu bir anlatalım. Olur. Burada içinde bulunduğumuz alanda piknik alanı var. Barbeküler var. Çocuklar için macera parkları var. Zemin trombolinleri var. Kaykay pisti var. Masal parkları var. Yürüyüş yolları var. Bisiklet yolları var. Kapalı oyun parkı var. Ve burada insanlar adeta otopark bulamıyor bir kere. Girdiğimizde gördük çok büyük yoğun bir kalabalık alanı özellikle var. Özellikle akşamları. Güzel yapılmış, hem de asfalt. Çok güzel bir büyük kocaman bir alan. Ama insanlar artık o kadar çok yoğun ilgi gösteriyor ki şu karşı araştırma hastanesine giden yolun kenarına araçlarını çekmek zorunda kalıyorlar. Bence Erzincan için hazırlanmış güzel projelerden biri. Evet, tebrik ediyoruz. Belediye teşekkür ediyoruz. Bekir Aksun'u ve çalışma arkadaşlarını, burada emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel yatırımdan dolayı. İnşallah geri kalan bölümler de dolar. Hani 200 bin metrekarelik alan, evet, 60 bin metrekaresine kurulmuş. Diğer bölümler de eğer aynı şekilde dizayn edilirse, ama şimdi burada iş vatandaşlara düşüyor. Şimdi bak, kamelyanın içindeyiz. Bilmiyoruz. Burada ne koymuş? Piknikte masa koymuş. Piknikte ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Ya bu masayı kaldırmış, götürmüş yani şuradaki çimin üzerine koymuş. Çok üzücü ya. Ya barbekü var. Demin senin dediğin gibi. Barbekü yapmış adam buraya. Getiriyoruz oraya, kullanmıyoruz. Şu çimin üzerinde mangal yakıyoruz. Yapmayın bunu. Ya da bu güzelim tahtaları kırıp, tahta bulamayınca adam ne yapsın? Mecbur kıracak bunları yani. Adam o kadar da değil yani. O kadar da değil. Hayır, ekşisi de var, yaşadık. Masanın üstünde mangal yakmak. Şimdi git mangalı oraya koy, çimenin üstüne. Orada pişir. Getir masaya koy. Bir sürü iş. Mangalı masanın üstüne koyacaksın. Masanın üstünde semaverin mangalın olacak. Hemen elini uzatıp. Arkadaşlardan bir tanesi bana dedi ki bak çok güzel bir alan yapılmış. Erzincan halkı da çok büyük ilgi göstermiş ama dedi gördüğüm iki olumsuzluk var. Ne var dedim. Dedi ki bir tanesi dedi güvenlik sorunu var orada. Evet. Burada bir özel güvenlik olmalı. Bir değil birkaç tane. Yani buralarda gezip halkı uyarabilecek. Bir de zabıta yok dedi. Ha. Zabıta da olabilir. Yani burada ya çevreyi kirletmesinler diye veya işte buradaki spor kompleksi var biliyorsun, işte yürüyüş yolları, çeşmeler, barbeküler, kamelyalar, yani buraya belediye görevlilerinin de görevlendirilmesi lazım diye söyledi arkadaş. Biz de bunu iletmiş olalım. Yani sahipsiz olmasın burası. Tamam yaptık, hadi siz kullanın, şimdi, hadi eyvallah evet, demeyelim. Yapmakla bitiyor mu her şey? Şimdi önemli mesela, olan onun devamlılığını sağlamak. Tabii o da çok özel önemli. Güvenlik olabilir. İşte zabıta olabilir. Duyduğum kadarıyla bu son alımlarda işte 2000'e yakın kişi alınmış belediyeye. Alımların en fazlasından biri de zabıta bölümüne alınmış. Zabıta çalışanları 3 kat artmış. Evet, o arkadaşlarımızdan görevlendirelim akşam. Bir bölümü görevlendirilebilir. Hem gündüz hem akşam. Hem gündüz hem akşam. Mesela şimdi Ozan Bey de ekrana getiriyor. Şu güzelim Çeşme'yi vallahi yarın öbürsü gün sökebilirler yani. Bakır, güzel bak. Çıkacağız. O kadar. Yani sahip belediye çıkacağız. Demiş ki benim halkım en güzeline layık. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sahip çıkacağız. Hem de mermerden çıkacağız. Güzel bir çeşme yapılmış. O da güzel. Adam bir de bakır çeşme, güzel, nostaljik bir çeşme getirmiş, koymuş. Bu çeşmenin ömrünün çok uzun olacağını sanmıyorum. Yok, eğer güvenlik olmazsa. Tabii. Yani güvenlik de olur. Mesela bu hani Mars'ı mı diyorsunuz? O bisikletler var ya hani kiralıyorlar, geziyorlar. Martı galiba. Siz ne diyorsunuz ona? İşte burada yaşlandığım belli oldu Semih'ciğim. Geçen gün Martı mı onun adı? Güvenlik ne martısı ya? Scooter. Scooter ya, martı ne ya? Ya işte buradakinin adı Martı'ydı. Tazı. Güvenlik görevlileri onunla geziyorlar. Piknik alanlarında. Semih Bey'le ilgilenmemiz lazım. Burada da olabilir. Yani. Bak hem bisiklet yolları var, parke yollar var. Yürüyerek de değil. O scooterlarla buralarda güvenlik görevlileri gezip olumsuz bir şey gördüğünde vatandaşı kibarca uyarabilirler. Şimdilik öyle büyük bir olumsuzluk yaşanmadı ama bak şuradaki kamelyanın içinden çıkarmışlar şu gördüğünüz masayı. Evet. Çimin üzerine bırakmış gitmiş. Şimdi ya onu hangi akıl oradan niye çıkardı? Senin derdin ne? Niye çıkarıyorsun? Getirip oraya niye koydun? Şimdi işte burada bir görevli olsa onu engeller. Der ki arkadaş sen bunu niye çıkardın şimdi? Ya bu kamelya, bu da masa. Evet. Ya bu masayı sen niye dışarı çıkarıyorsun? Der ve uyarır. Kimse de artık öyle bir şey yapamaz. Mesela şimdi öğlen saatlerindeyiz. İnsanlar gelmiş burada. Var. Vallahi sabah gelenleri gördüm. Semaver yakmışlar, mangal yakmışlar, evet, kahvaltı ne güzel. Yapıyorlar. Olsun. Akşam zaten burada yer bulmak imkansız. Evet. Bir de çöp kutuları koymuşlar arkadaşlar. O çöplerinizi o kutulara atacaksınız. Tabii, yerlere değil. Yerlere değil. Lütfen ona da dikkat edelim. İşte o bahsettiğimiz görevliler onları uyaracak. Halkı uyaracak ki. Yoksa burası 2 günde çöplüğe döner. Ne yazık ki öyle. Evet, bu arada yani, yukarıda da senin dediğin Esentepe'nin o yukarıdaki inşaat bölümü de devam ediyor. Ama inşaat hangi aşamada, ne zaman bitecek, o konuyu da araştıralım, soruşturalım. Çünkü bakalım. Açıklama yapmıyor insanlar. Yani genelde şimdi yapma gereği de duymuyorlar. Şimdi ne oldu biliyor musun? Tüm kurumlar tamam, artık Esentepe'de ne yapılıyor arkadaş? Bir söyleyin biz de duyalım, bilelim. Artık bunu ben benimsedim. Açıklama gereği duymuyorlar. Valilik, belediye, işte kurumlar, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, işte Tarım Orman Müdürlüğü gibi kurumlar artık basın toplantısı düzenlemeyi bıraktılar. Onlar bizim sayfamızdan nasıl olmasa yayınlıyorlar. Yayınlıyoruz. İhtiyacı olan basın mensupları İnsanlar alsın. Görüyor. Ama basına ne gerek var? İşte arada soru sormamız gerekecek. Hani mesela merak ettiğimiz şeyleri. Olmaz. Soru sorarsan olmaz. Onu da işte biz arayıp araştırıp bulmamız lazım. Yukarısı için de çalışmaların devam ettiğini görüyoruz ama ne zaman bitecek, ne olacak işte o konulardan bilgimiz yok. İnşallah bir dahaki bölümlerde yukarıyla ilgili de bilgi sahibi olursak anlatırız. Şimdi geçtiğimiz gün hafta sonunda çok üzücü bir olay yaşandı. Ahmet Demirboğan isimli şeker fabrikasında çalışan bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Genç bir arkadaşımız vardı, onu söylüyorsun şu anda herhalde. Fotoğrafını da görüyorsunuz. Evet. Bu arkadaşımız Karadeniz gezisine gitmiş. Ben Erzincan'da, Fırat'ta falan ben de öyle zannediyordum. Ailece Karadeniz gezisine gitmişler ve gezi sırasında çocuğu denize girmiş, akıntıya kapılmış. Bu da çocuğunun peşinden koşmuş, çocuğunu kurtarmış. Fakat kendisi boğularak ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ahmet Demirboğan'a, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten acı bir ölüm yani. Çok acı bir ölüm. Çocuğunu kurtarmış ama işte o arada çok fazla su yutmuş ve kurtaramamışlar Ahmet Demirboğan'ı. Allah rahmet etsin. Genç bir kardeşimiz. İşte böyle genç ölümler olunca insan gerçekten çok etkileniyor. Bir de yani adama bak, çocuğunu kurtarmak için hayatını riske sokuyor. Evet. Çocuğunu kurtarmayı başarıyor. Ve kendini kurtaramıyor. Allah rahmet etsin. Yakınlarına da mekanı cennet olsun. Başsağlığı diliyor. Çok kalbi güzel bir kardeşimizin. Ailesine şimdi başsağlığı diliyorum. Geçtiğimiz gün Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 100 yılın felaketi yaşandı. Evet. Çok büyük bir sel geldi. Çamurla karışık ve Cimin çayı adeta çamur aktı. Evet. Hafta başında olmuştu. Yani sen de Ciminlisin. Şimdiye kadar öyle bir şey duymuş muydun? Yani duydum ama böylesi ilk defa olmuş. Yani belediye başkanı öyle diyor. Falan, Ahmet Sağlı'yla konuştum. Evet. Söylendi. Ben yaşamadım ama işte dedelerimiz anlatırdı, işte büyük bir sel geldi falan diye. Ama bu ilk defa yaşanmış böyle bir. Evet. Çünkü ben 2-3 dalga gördüm. Halbuki 20-25 dalga sel gelmiş. Yani bunu Ahmet Sağlı anlattı. Ben saydım dedi. Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sağlı. Ya zaten o beraber gittiğimizde, çekim yaptığımızda da gördük, çok geniş bir kanal, derin de, ama demek ki o bile yetmiyor. Yani şimdi birinci sel geliyor, çamuru toplayıp getiriyor. Ne yaptı? Zemini kapladı. Evet. İkinci geliyor, üstüne, onun üstüne, geliyor, evet, üstüne. 25 ve sorti gelmiş ya. Evet. Çok acayip bir şey. En önemlisi de dağdan haber vermişler. Yani bir 20 dakika önce sel geliyor, çamur deryası halinde diye. O haber, dağdan haber can gelince kurtarmış o haber. Can kurtarmış. Hemen belediye gereken önlemleri almış. Vatandaşlara duyurulmuş çarşı içerisinde. Ama yine de köprüler, şu anda görüntülerde görüyorsunuz. Evet. Köprüleri yıkıyor. Çok büyük bir felaket. Yani muazzam bir çamur deryası. Cimin, Allah korumuş Cimini. Gerçekten. Kesinlikle öyle. Gerçekten Allah korumuş. Ve hala daha evine giremeyenler var. Onu da buradan yani bahçeye söyleyelim. Gelmiş, çamur doldurmuş. Ve eve giremiyor şimdi, insanlar. Çamurun kalınlığı 1 metreden fazla. Evet, aynen. Bahçeyi tamamen kaplamış. Evin kapısını da kapatmış. İnsanlar evlerine ulaşamayan kişiler var. Aynen yani öyle. Kendileriyle de görüştük. Şimdi burada özel idare, devlet su işleri, karayolları, AFAD gerçekten muazzam bir çalışma yürütüyor. Çamurdan temizleyebilmek için. Evet, Sayın Valimizin de özel ilgisi oldu. Çok talimatları verdi. Dolayısıyla da şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce kamyon çamur götürüldü ama ulaşılamayan bazı evler var, bahçeler var. Tabii mahvolmuş. Ağaçlar gitmiş. Ama bir kurum müdürümüz ne demiş? Gitmiş. Onu sen söyle istersen. Yani, beni uğraştırma mı demiş? Ne demiş? Beni demiş çok yoruyorsun. Çok yoruyorsun demiş. Sayın Başkan, şimdi belediye başkanı acılı adam yani, ilçesine sel gelmiş. Daha önce yaptığı her şey gitmiş, mahvolmuş. Dolayısıyla 10 yıllık emeği gitmiş başkanı. Evet, 10 yıllık emeği gitmiş. Dolayısıyla da işte sayın müdürüm işte şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım falan değil. Dönmüş demiş ya, demiş başkanım demiş, beni demiş çok yoruyorsun ya. Allah Allah. Yani hangi müdür olduğunu söylememize gerek yok. O zaman çok yorulduysa gitsin o koltuğunda oturmaya devam etsin. Yani beni çok niye geldin buraya? Yoruyorsun ne demek ya? Niye yani beni çok? Niye yoruluyorsun ki? Sen kepçe ustasına diyorsun ki, kepçeyi kullanan operatöre arkadaşım şurayı hallet, burayı hallet. Burada sen niye yoruluyorsun ki yani? Zeki Bey, yorulduysa gitsin o makamında oturmaya devam etsin. Orada çalışacak adam lazım. Evet. Burada Ahmet Sazlı ve ekibini de tebrik ediyoruz. Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, işte belediyenin tüm birimleri, itfaiye, fen işleri, temizlik işleri, bütün ekibi çağırmış Ahmet Sazlı. Demiş ki, hatta bürolarda oturanları bile göreve çağırmış. Evet. 3 gün boyunca 3'er 4'er saat uykuyla ayakta kalmışlar. Tebrik ediyorum ben. İlçeyi o halden kurtarabilmek için, temizlik çalışmaları için belediyenin de, Üzümlü Belediyesi'nde büyük emekleri var. İnşallah başkanımızı ve ekibini kutluyoruz. Tebrik Kaymakam Bey'i kutluyoruz. Kaymakam Bey de aynı valimize şekilde. Çok teşekkür ediyoruz ve orada görev alan bütün kurumlar, siperhane çalışan, gece gündüz demeden çalışan, orayı temizleyen herkese de teşekkür ediyoruz. ve bir kez daha Üzümlü halkına, Cimin halkına da geçmiş olsun dileklerimizi çok iletiyoruz. Olsun. Şimdi Cimin demişken bu arada Cimin üzümü çıktı. Evet. Şu anda büyük de şey var. Rekolte oldukça fazla. Bugün sordum kaç lira dedim acaba? 50 lirayla 65 lira arasında değişiyor. Fiyatlar değişiyor. Fiyatlar. Tabii ilk çıktığı için sakın böyle o falan demeyin. Henüz daha yeni çıktı üzüm. Şu anda bu fiyatlarda olması doğal, normal. Zaman geçtikçe asıl ya, alttaki bağlardan çıkıyor şu anda. Tabii. Üzümlünün alt tarafındaki bağlardan çıkıyor. Yeşil üzümler var ya piyasada. Evet. Çekirdeksiz. Evet. 40-50 liraya satılıyor. Ya o 50 lira olunca Cimin üzümünün 50 lira olması gayet normal. Yani. Şimdi Cimin üzümü asıl yukarıki bağlardan çıkmaya başlayınca fiyatlar daha da düşecektir mutlaka. Ve öyle. Üreticiler de oldukça memnun. Bu sene hasatın hem iyi verim, verim iyi. Hem fiyat iyi. Allah'tan ki bu gelensel üzüm bağlarına aynen beni en etmedi. Çok korkutan oydu Semih'ciğim. Evet. Yani o bağları komple alıp indirebilirdi. Ama o dere bence o kurtardı üzümlünün şey, hayatını kurtardı, evet, yani. Evet, şimdi son zamanlarda seyyar satıcılar, esnaflar arasında bir tartışma konusu gündeme geliyor. Gayet doğal ve normal. Bize ilettiler. Şimdi esnaf diyor ki ben diyor esnafım. Vergi veriyorum. Kira ödüyorum, elektrik ödüyorum, su ödüyorum. Ödüyorum. Çevre temizlik vergileri falan filan. Adam diyor ödüyorum, geliyor seyyar satıcı benim. Ben diyor domates, salatalık satıyorum. Evet. Ya seyyar satıcı da diyor geliyor. Benim dükkanımın önünde, yolun kenarında. O da seyyar satıcı. O da satış yapıyor. Ben diyor bunu belediyeye defalarca bildirdim. Fakat diyor hiçbir sonuç alamadım. Ben ve bu cümleyi diyor, çok duydum. Sayıları da diyor giderek artıyor. Yani her köşe başında bir seyyar. Şimdi bizim derdimiz seyyar satıcılar değil. Onlar da ekmeklerinin peşinde. Tamam. Mutlaka ki işte maddi imkansızlıklardan dolayı ama iş yeri açamamış. Zarar vermeleri ama esnafa da zarar veriyor. Bunlara bir düzen olması lazım. Ya adam bu tarafta işte 10 bin lira kira ödeyip aylık gideri yaklaşık 20-30 bin lirayken. Ya bir empati yapmak lazım. Ya bir düşünün kendini yani. Koy onun yerine. Yani mesela adam şimdi diyecek ki ne diyeceksin kardeş, acımızdan ölek mi, çalışmayalım yani, çalışmayalım mı? Sen şimdi seyyar satıcılar diyecek ya, yani. Seyyar satıcılarla ama değil. Bizim mesele bu değil. Yaşanan sorun oradaki esnaf da. Mesele esnafı da düşüneceksin. Esnafa zarar veriyor. Burada iş kime düşüyor? Erzincan Belediyesi. Tabii zabıtaya. Zabıtaya düşüyor. Şimdi esnaf şikayet edince belediyeye 153 arıyorlar. Diyorlar ki ya buna her tarafta seyyar satıcı. Şimdi biliyorsun bir geçmiş zamanda çok üzücü bir olay yaşandı. Bir seyyar satıcı arkadaşımız bu tartışmalardan dolayı kendini yaktı. Allah rahmet etsin. Yani kötü, üzücü bir olaydı. Gereken yapıldı. İşte o aile için bir sürü imkanlar sağlandı falan. Ama ondan sonra, o olaydan sonra seyyar satıcılar olayına bir düzenleme getirilemedi. Getirilemiyor. Mesela benim bildiğim Semih'ciğim adam yaklaşık 15-20 yıldır orada seyyar satıcılık yapıyor. Hani olay sadece şimdiki belediye başkanımızla alakalı değil. Değil. Şimdiki ve belediye çalışanlarıyla alakalı da değil. Da diyor ki önceki şimdi onu kaldır, ben de kaldırayım. Öyle diyecek o. Git diyor buğday meydanının köşesindeki bilmem neyi kaldır. İşte git şeyin pavyon ne? Kızılay Mahallesi'nde. Evet. Git diyor oradaki balıkçıları kaldır, ben de kaldır. Evet. Tabii öyle diyecek o zaman. Diyecek. Emsal var çünkü. Şimdi sen gelip de benim tezgahımı kardeşim sen bu tezgahı buradan kaldır dediğin zaman diyeceğim ki bir dakika. Bak o adam orada 20 yıldır duruyor. Öbürü 10 yıldır duruyor. Öbürü 5 yıldır duruyor. Onları bir kaldır bakalım. Şimdi demeyecek miyim yani? Esnaf bence haklı. Niye haklı? Ya ben kira veriyorum, elektrik, su veriyorum, vergi veriyorum, bir sürü giderim var. Ama önümdeki kaldırımda seyyar satıcı eğer satış yapıyorsa tabii ki rahatsız olacak. Tabii canım. Ya burada şey diyemezsiniz yani ben seyyar satıcılar ne yapsınlar arkadaşım? Onlar da evlerine ekmek götürüyorlar. Bir de haksız rekabet var. Haksız rekabet oluyor. Şimdi ben alıyorum. Önüne geçemezsiniz ki. Masrafım yok ya. Önüne geçemezsin abi. Ben 3 liraya satıyorum. O adamın masrafı var. Doğal olarak 5 liraya satıyor. Ben şimdi... de gidiyorum, alacağım ne? Domates. Domates bu yani, ondaki de domates, bundaki de domates. Gidiyorum 3 liralığı alıyorum. Ya kuyumcunun önünde, kuyumcunun önünde elma var ya. Kuyumcu elma satıyor. Yani kuyumcu elma. Kuyumcu üzüm satıyor. Evet. Kiraz ya, satıyor. Evet, hem de kuyumcu kasalarla satıyor üzümü. Dükkanın yani önünde. Yapma evet ya. Ya bırak o işte, başkası yapsın. Evet. Hayır, bir de pazarcı kuyumculuk yapıyor mu? Yapmıyor. E sen de kuyumcusun. Kuyumculuğunu yap. Yani kardeşim, bu şeker yani satıcılara bir düzenleme gelmeli. Evet. Yani biz burada arkadaşlarım, onlar da ekmek yesin. Tabii ki evlerine ekmek götürsün. Ama bir onların da bir yeri olsun, bir bölgesi olsun, bir toplu alanı olsun. Mesela yeni bir pazar oluşturuldu. Bu Murat Şan'ın arkasında. Hayır, oraya yapılmıştı zaten ya, de. Onlar çadırları kaldırdı. Hı hı. Yeni bir pazar oldu. Onlar vardı zaten ama. Onlar vardı da. Kullanılmıyordu pazar yeri. Anlatmak istediğim şey, o çadırları Semih'cim kaldırdılar. Sakin ol ya. Benim söylediğimi dinlemeden. Sinirlenmene gerek yok. Hemen ya böyle el kol falan filan. Ben sana diyorum ki. Bak bak. Sen o çadırları Murat İşan'ın oradan artık kaldırdılar. Mimar Sinan Mahallesi'ne götürdüler. Onu anlatıyorum. Onların var olduğunu biliyorum. O çadırları Mimar Sinan Mahallesi'ne götürüp yeni bir pazar yeri oluşturdular. Sen Ozancığım, bundan sonra sen dikkat et de biz fazla yakın oturmayalım. Yok yok. Anladın mı şu anda demek istediğimi? Sen anlatamıyorsun. Ne demek anladın mı? Ya yani ben anlıyorum, işte ben biliyorum da anlıyorum. Ne demek diyorum yani? Onlar vardı, onlar vardı ya, onlar vardı. Vardı. Çadırları aldılar. Mimar Sinan Mahallesi'nde yeni bir pazar oluşturdular. Bu. Tamam, anlaştık. Anladın mı? Sen anlatabildiğin yani sürece ben anlarım. Böyle bir alan oluşturulup da seyyar satıcılar da bir bölgeye alınabilir. Mesela işte şey satanlar oluyor, böyle kıyafet falan satıyorlar pazar arabalarında, meyve sebze. Yani insan bilecek ki orası hep seyyar satıcı, gideyim oradan alışveriş yapayım, en azından mahalle aralarından toplamış oluruz yani. Evet. Şimdi ya, herkes çarşısına gidiyorsun, Cami-i Kebir'in önü her gün bir tane araba, iki tane, üç tane araba. Ney? İşte mevsime göre karpuz satanlar, kiraz satanlar, üzüm satanlar, domates, salatalık satanlar. Ya merkez çarşısındaki bakkal, merkez çarşısındaki manav, ya yazıktır, bu adamlar ne yapacaklar ya? Mesela adam bir kamyon sarımsak getirmiş Semih'ciğim. Ben beni bildim bileli o kamyon o sarımsaklarla aylardır orada duruyor. Evet. Ve adam orayı artık bura benim gibi bir ortam oluşturmuş. Ve o sarımsak aracı, evet, sarımsaklar geliyor, gidiyor, ne oluyorsa oluyor. Şimdi ama o araba oradan asla kalkmıyor. Zabıta ne yapıyor? Bir şey demiyor mu acaba? Ya mesela bu iplik fabrikasının arka havaliye doğru olan kaldırımda seçimlere yaklaşıyoruz. Var. Hani belki seçimlere yaklaşıyoruz. Biz de öyle yapalım. Şimdi kimseye dokunmayın. Biz de öyle yapalım. Gidelim bulalım bir alan. Kimsenin kalbini kırmayın. Yağalım oraya. E niye şimdi adam yapmış? Çıkmış, gidelim üzüm satalım. Yok. Aha, ben sana üzerine koy sat. Ben sana göstereyim şimdi. Hastanenin önünde adam mısır satıyordu. Şimdi oraya cama kendi bir tezgah yapmış. Allah Allah. Evet. Aha sana fotoğraf. Kalıcı. Kalıcı gibi yani. Hani kışa hazırlık peki yapıyor. Peki biz de öyle bir yer bulup öyle kapatsak falan Zeki Bey. Yani olur? Biz Erzincan'da dükkanının önünü hafiften 2 sandalye koyan, sonradan orayı restoran haline getiren iş yerlerini biliyoruz. Bilmiyor muyuz Semih'ciğim? Tabii. Kahvehanesini büyüten. Kafeteryaya. Önce. Kafeterya. Önüne 2 tane sandalye koydu önce. Şimdi adam orayı komple kafeterya yapmış. Tabii. Şimdi bir de onların belirli metreler, işte en fazla 1 metre mi öyle bir şey var. Hani bu leblebiciler falan da var. Onların önü de aynı. Belediye demiş ki işte en fazla 1 metre. Dışarıda sergileyebilirsin. Ya adam komple kaldırım işgal etmiş. Evet. Kimsenin de gücü yetmiyor. Ya bu arada el ayak hareketleri yapıyoruz falan. Sinekler, yanlış anlamayın. Var. Sinekleri kovalıyoruz. Yani burada her şey güzel, iyi, has da Sayın Başkanım. Abi sineklere de bir çare bulsak güzel olur değil mi? Tabii yani? Yok. Yani ne yapsın, gelip burada sineklerini mi kovsun başkan ya? Onu mu diyorsun? Ya bir çaresini bulsun. Ya Allah, onu da mı başkan yapsın ya? Ya terör güyle yapsın yani, ne terör var bunda ya? Sinek giremez desin. Evet. Yazı yazsın. Aynen. Şimdi geldik, hafta sonunda bir seçim vardı Erzincan'da. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın Oldukça da çekişmeli geçmiş he. Ya ben CHP'nin bu şeyine gerçekten çok beğeniyorum. Yani hani derler ya demokrasi işte işliyor, parti içi demokrasi falan. Ya sonuçta iki tane aday çıktı. Yarıştı. Dedi ki, ben de adayım arkadaş. Evet, yarıştılar. Hı. Kimdi bunlar? 9 oy farkı diye bir hatırlıyorum. Ali Aras. Evet. Diğeri de, mevcut başkan. Evet. Özge Vataner. Evet. Aynen. Mimar mıydı? Mühendis miydi bu bayanda? Ali Aras bu seçimde 175 oy almış. CHP'nin ilçe başkanlığı seçiminde. Özge Vataner de 166 oyla. Yani işte 9 oyla Ali Aras mevcut başkan tekrar seçimi kazandı. Evet. Biz başarılar diliyoruz. Tebrik ediyoruz Ali Aras başkanı. Tebrikler başkanım. Başarılar diliyoruz. Merkez ilçe seçimi tamamlanmış oldu. Şimdi il seçimi başlayacak. O süreç olacak. Tabii seçime CHP Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül de katıldı. İşte CHP Ağrı İl Başkanı Metin Çanakçı, ondan sonra bazı işte eski Ali İbrahim Tutu, eski milletvekili falan. Biraz önce söylediğim olay iki adayın böyle eşit şartlarda yarışıp da yani güzel oldu. Yani ciddi bir yarış olmuş. Tabii, burada. Bakın 9 oy fark var. Şimdi ciddi bir yarış olmuş. Aynı şey diğer partilerde de olmalı. Özge Hanım demek ki Özge Hanım Vataner, herhalde. Evet. Özge Vataner. O da iyi çalışmış. 166 iyi çalışmış. Evet. Diğer partilerde de bunun olması lazım. Şimdi AK Parti'de seçim oluyor. Tek aday. Tek aday. Seçsen de seçmesen de bu. MHP'de seçim oluyor. Tek aday. Niye? Genel merkez dedi ki sen çekil kardeşim. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Onlar da kafalarına göre ilçe başkanlarına, merkez ilçe başkanını değiştiriyorlar. Önümüzdeki süreçte tüm partiler aynı şeyi yaşayacak. Ama şöyle AK Parti bu son zamanda değişen ilçe başkanları oldu. İşte Çayırlı, İliç falan. Hatırlıyorsun evet. Onları. Onunla ilgili ben Sayın Milletvekilimiz Süleyman Karaman'a sordum. Yani dedi ki bu arkadaşlarımız özellikle kendileri görevde yorulduklarını ve ticaretle uğraştıklarını. İnanıyor musun sen? Yok ben hayır ben özellikle ısrarla sordum Süleyman Karaman'a. Ama o da bütün samimiyetiyle söylediğine inanıyorum ben. Telefonda bayağı bir konuştuk. Ben ısrarla senin kastettiğini de söyledim. Evet. Ben dedim inanmıyorum ki, ona. Ben benim düşüncem görevden almaya kılıf bulunuyor. Yani benden memnun değilse eğer o parti yönetimi, ben bir ilçe başkanıysam diyorlar ki sen istifanı yaz deki il değişikliği. Ama ilçe başkanısın Semih'ciğim. Sen diyorsun ki ya ben yani, ticarette ben zor durumdayım. İşimle ilgilenmem lazım. Kusura bakmayın. Affınızı rica ediyorum. Dediysen olacak. Öyle dediyse tamam ama öyle demiş. Hepsi de öyle demiyor. Yani bu memleketin milletvekili. Ya hoşuna gitmeyen kişileri değişiyorsun. Kolay değişiyorsun. Yani diyorsun ki yaz oraya 2 satır istifa dilekçesi. Yani şimdi kalk sen Semih Peker'i ikna et arkadaş. Adam kafaya takmış. Yok ya Erzincan MHP merkezinin hiçbir şey olmadı mı? Aldılar görevden. Dediler ki istifa edeceğim. Yok işte de ki ben il dışına gideceğim. Başka ile yerleşeceğim. Adam hala burada yaşıyor. Ben bunu genel anlamda diyorum. Evet. Yani AK Parti hem de, için demiyorum. Hem de o zamanki Sayın Başkan arayıp da tehdit etti sanki değil mi? Ha bizi. Yani tabii, öyle nereden şey duydunuz? Nereden biliyorsunuz? Tabii. Ya arkadaş nereden duydunuz? Nereden biliyorsun? Hayırdır ya gazeteciye sen ya, bunu soruyorsun. Adama yap seçim. Zorla görev kazansın. Bıraktırmışsınız kardeşim. Sonradan da adamla konuşmak istedik. Konuşmak istemedi. Tabii yani. Kusura bakmayın dedi. Başbaşanın önceki konularından biriydi. Bir tanesiydi. Tabii. Dolayısıyla da yani bunlar oluyor mu bak? Olmuyor demiyorum. Oluyor. Ama yani. Ben Sayın Milletvekilimize sordum. Nedir dedim bu ilçe başkanlarının bir anda 3-4 ilçenin birden beldenin başkanları görev bıraktılar falan. O da bunların hepsi doğal. Kendi işleriyle ilgilenecekleri için kendileri istifa etti, ayrıldılar. Evet. Biz de şimdi ilçe kongreleri CHP'de bitti. Bitti. Merkez ilçede seçildi, il var. Şimdi AK Parti'de de aynı süreç yaşanıyor. Evet. MHP'de de aynı süreç başlıyor. Ama MHP tamamladı herhalde. Yok, MHP tamamlamadı. Yani il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı belirledi. Geldi, atamayla geldi. Yani ya, o zaman aday yapılmadı. Olmayacak kimse. Seçimleri yapılmadı. Atamayla geldiler. İlçe kongreleri bittikten sonra aynı CHP gibi merkez ilçe kongresi yapılacak. Merkez ilçe kongresinden sonra da il kongresi olacak. İlden sonra da işte Ankara'da büyük kongre, öyle süreç. Muhtemel yine tek aday mı olur? Seçimden önce bunlar tamamlanır. Tek aday mı olur? İşte CHP örneğini onun için verdim ben. Diğer partilerde bu şekilde olmalı aslında. Yani evet, kaç tane aday var? 5 tane aday var. Hangisini istiyorsanız onu seçin olmalı. Ama ne yazık ki öyle olmuyor işte. Bir kişi diyorlar ki sen olacaksın arkadaş. Tek aday olacaksın. İnşallah öyle olmaz. İnşallah parti bırakın insanlar yarışsınlar. Yarışsınlar tabii ki. Hizmet yarışı olsun demek istiyorsun değil mi sen? Aynen öyle. Ve tebrik ediyorum. Ben bak bu söylediğine katılıyorum ben. Ali Aras'ı tebrik ediyorum. Evet. Ali Bey, şimdi bakalım diyoruz. İl seçimi nasıl olacak? İl Erdem Topçu şu anda. O da atamayla gelmişti. Evet. Bakalım başka adaylar var mı? Ya onlar kimler? Onlar kimler? Şimdi CHP'de şöyle bir durum var. Parti için muhalefet çok şey işliyor. Tabii. Yani 21 tane adayını bir kenara bırakıp da tepeden Mustafa Sarıgül gelince o 20-21-22 tane adayı da çok mutlu değil yani. Ama yapabilecek bir şey yok. Mustafa Sarıgül 5 yıl belediye milletvekili. Milletvekili. Ha bu arada belediye başkanı dedin de insanlar merak ediyor. Allah mı söyletti ya? Genel kurulda şöyle bir şey de konuşuldu. CHP Erzincan'da belediye başkanlığında sürpriz yapacak diyorlar. Oo. Sürpriz bir isim mi? Tabii. Yani hiç kimsenin işi kolay değil. Şehir merkezinde CHP'nin alma ihtimali ya öyle de çok zayıf diye düşünüyorum. Yok öyle düşünme. CHP'li öyle düşünmüyor işte. CHP diyor ki biz diyor Mustafa Sarıgül'le birlikte büyük bir ivme kazandık. Şimdi koyacağımız adayı da aynı şekilde biz MHP ile AK Parti'ye oyları bölecekler. Kendi aralarında mücadele ederken biz aradan sıyrılabiliriz gibi CHP ümitli diyor. Kongrede konuşulanlarla düşündüğün zaman her parti kendi açısından düşünüyor tabii. Yani, tabii ki. Olabilir. Ama kolay bir süreç değil. Stratejik çalışmalar. Şimdi AK Parti'de hala işte Mehmet Cavit Şireci mi olur yoksa Yüksel Çakır mı olur diye düşünülüyor. MHP'de şu anda var olan başkan Sayın Bekir Aksun çıktı, dedi ki ben adayım. Başka bir isim de konuşulmuyor zaten. Evet. Ama CHP'de diyor ki ben sürpriz bir isimle isimle kazanabilirim. Hayırlısı olsun. Bakalım şurada Mart Allah herkesin gönlüne göre ne olacak bunu göreceğiz. Yani neticede bir tane belediye başkanı seçeceğiz. Görelim bakalım. Evet. Şimdi jandarma bir bülten yayınladı. Ağustos ayında İl Jandarma Komutanlığı tabii bu adli makamlardan alınan izinler sonucunda yol kontrolleri yapılıyor ve önemli şeyler ele geçirmiş jandarma Ağustos ayında. Bak onları hemen kısa okuyayım. 464 tane sikke. Önemli servet. Ondan sonra 40 tane tarihi obje. 15 adet tarihi kolye. 29 adet tarihi yüzük. 1 adet tarihi küpe. 3 adet dini eser. 908 paket bandrolsüz sigara, 5760 adet dolu makaron, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 31 tabanca mühimmatı. Bunlar ele geçirmiş jandarma sadece Ağustos ayında. Tebrik ediyoruz ve 27 şüpheli şahsı da gözaltına almışlar. Tebrikler jandarmaya bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Sağ olun. Bu arada tabii insan ticaretiyle ilgili mücadele çalışmaları da jandarmanın devam ediyor. O bitmiyor zaten. O maşallah. Evet. 10 yasa dışı bulunma, 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilmiş ve 80 kaçak göçmenle 9 organizatör yakalanmış. Bu kaçak göçmen olayında da jandarmanın çok büyük çalışmalar var. Tabii emniyetin de var. Ama jandarmanın açıkladığı bu Ağustos ayı verilerine göre önemli operasyonlar yapmış İl Jandarma Komutanlığı. Jandarma Komutanlığı ekiplerini de tebrik ediyoruz. Bir de yapalım. Jandarma Komutanlığı'na bir hayırlı olsun ziyaretine gidelim. Bir kere Serhat Bey eğer tatilini biraz daha erken bitirip de gelirse Erzincan'a evet, daha Vali Bey'i ziyarete gideceğiz. Jandarma Komutanı'nı ziyarete gideceğiz. Serhat Bey tatil yapıyor. Biz ne zaman gideceğiz tatile? Biz tatil yapamayız. Bizim çalışmamız lazım. Serhat Bey'i bir an önce çağırıyoruz artık, gelsin Erzincan'a ki ziyaretlerde de bulunalım. Evet. Evet, geldik. Şimdi bu fiyat denetimleriyle ilgili çok komik bir şey anlattı vatandaş. Diyor ki gittim diyor, ismi lazım değil, bir börekçiye gittim diyor Fevzi Paşa Caddesi üzerinde. İsmi de lazım. İsmi lazım değil. Diyor evet. Ki su içtim diyor ya. İşte börek yedim, bir tane su içtim. Su kaç lira? 10 lira. Demiş ki ne yapıyorsunuz ya? Ya bu suyun gelişi 2 lira. Hadi 2,5 lira olsun. Hadi sattım 5 liraya. Hadi 6 lira olsun. Ya bu 10 lira nedir arkadaş ya? Demiş ki istediğin yere git şikayet et. Tabii canım. İstediği yere şikayet etsin. Ya bir şişe su. Yani 2 liraya aldığın suyu 10 liraya satıyorsan yani Allah sizi ıslah etsin ya. Gerçekten öyle. O tamamen onun vicdanıyla alakalı bir şey. Peki yani bunu, 2 liraya yani, aldığın suyu 10 liraya... Yani bir denetleyen kurum yok mu? Yok yani? Yok. Şimdi mesela ben bir petrole gittim, su alacağım. Yakıt aldım. Bir de su alayım dedim. Birine gittim, su 8 lira. Birine gittim 7 lira. Başka Üzümlü yolu üzerinde tek tek özellikle durdum Semih'ciğim. En sonki petrolde de 4 lira dediler. Demek ki bu su 4 liraya da satılabiliyor. Ama işte bazı esnaf arkadaşlarımız, daha çok para kazanma hırsı içinde olan esnaf arkadaşlarımız 2 liraya aldığı suyu 10 liraya satabiliyor. Ya ne oluyoruz biz ya? Ya burası şey mi, Antalya'yla mı karıştırıyor? Böyle hani bazı mesela Bodrum'da falan derler ya işte bir çorba bilmem kaç bin lira falan filan. Ya burası Erzincan. Başka sayfiye yerleriyle mi karıştırıyorlar Erzincan'ı bunlar fiyat belirlerken? Ya bir kafeteryada 20 lira olur mu bir çay ya? Burada gelip oturacaksan, burada çayını içeceksen 20 lira vereceksin diyor adam. Şimdi kafeterya yolun bu tarafında 20 lira. Maliyeti de 5 lira. Yolun karşı tarafında olan çay ocağında da 5 lira. Ha. Ortadan yol geçiyor. Burada 20 lira. Orada oturdun 20 lira, burada oturdun 5 lira. Peki buna kimse, yani bir kurum yok mu? Yok, bir birim yok mu? Hayır. Denetleyecek bir kimse yok mu? Ne olacak peki? Yok. Ne olacak peki? Bu böyle devam edecek Semih'ciğim. Vatandaş bilinçlendirilecek. Tamam mı? Biz bilinçleneceğiz. Biz de gidip orada çay içmeyeceğiz. Adam onu görecek. Diyecek yani ya millet 25'e 20'ye çay içmiyor. Ne yapayım kardeşim? Bari 10 lira yapayım da. Yani bir kahveye 70-80 lira verenlere ben... Şimdi bu karşıda 5 lira, yani burada 25 lira dedin ya Semih. Evet. Şimdi karşıda 5 liraysa 10 lirayı anlarım. Ama 25 lirayı anlamam. Yani onu dengelemek lazım. O zaman vatandaş gitmeyecek, çayını içmeyecek, esnaf da dersini alacak. Ona göre hesaplar belirleyecek. Şimdi Erzincan'da bir furya başladı. Ya arkadaş, bir kafeterya furyasıdır gidiyor. Mesela işte çok ilgisiz bir yerde bir kafe görmüştüm. Yerini söylemeyelim. Ben kendi kendime araçla geçerken dedim ki ya buraya burada kafe mi olur ya? Olmaz. Ya burada su yok. Ağaç yok. Bir şey yok. Bir doğal güzelliği yok. Buraya adam getirmiş, kafeterya yapmış. Dur bakalım. Ya ertesi gün baktım ki önünde araç park edecek yer yok. Aradan 2 ay geçti. Yan tarafta bir yer yine. Evet. Çok ilgisiz bir yer. Yine bir kafeterya yapılıyor. Dedim ki işte burası tutmaz. Burası kesinlikle tutmaz. Onda çünkü da yanıldım. Ya gittim, orada önünde park edecek araç yeri yok. Ya bir kafeterya furyasıdır gidiyor. Evet. Allah ama halk da ilgi gösteriyor, onu söylüyorsun. Ama bir suyu, 2 liralık suyu vatandaş da 10 liraya verirse, 3 liralık 5 liralık çayı da 20 liraya satarsa ve hala insanlar da gidiyorsa bize müstahak. Evet. Bize müstahak. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki adam her şeye rağmen kapısında park yeri bulunamıyor. Evet. Adam demek ki doğru bir iş yapıyor. Demek ki doğru bir iş yapıyor. Vatandaş da tercih ediyor, saygı duyarız. Yani. Evet. Şimdi gelelim Erzincanspor'a. Erzincanspor bu hafta bizi üzdü. Yani ilk hafta yendik. İnegölspor'u. Ama galip döneceğimizi de düşünmüyorduk zaten yani. Ama ben en azından bir beraberlik olabilir diyordum. Şimdi 40. dakikada gol yedik. İlk yarı atacağız. Evet. İkinci yarı atarız diye bekledik. Tam 90 dakika bekledik, olmadı. Sen maçı canlı izledin. 90+1'de Kastamonu'nun bir sitesi verdi. Hı hı. 90+1'de artık tüm hatlarımıza bastırıyoruz hani beraberlik için. bir boşluk buldular. 2 oldu. Ama 3 net pozisyonda, 3-4 net pozisyonlarında Erzincanspor faydalanamadı. Şimdi Erzincanspor'u ben eleştiriyorum. Kastamonu gibi o iyi bir takım mıydı Kastamonu? Ya öyle çok ahım şahım bir takım değil, evet, ama bizim 3 katımız para harcadılar. Şu anda da liderler zaten. Evet. Şu anda ilk sırada var 2 haftada. Şampiyonluk için bir takım yaptılar ve 2 haftada da yendiler. Ama bizden çok çok mu iyilerdi? Yok. Çok çok iyi değillerdi. Biz o yakaladığımız pozisyonları gole çevirseydik 1-1 biterdi maç. Şimdi Bülent Akan ve yönetim zaten apar topar bir takım oluşturuldu. Hemen transferler yapıldı. Haydi gidelim, kampa gidildi ve lige başladık. İlk maçta yine iyi takımlı. İlk 5 haftamız zor zaten. Şimdi haftaya da Iğdır geliyor. Asıl önemli maç o. Ne olacak? Iğdır çok güçlü bir takım. Iğdır Alagöz sponsorluğunda. Çorum'da aldı Alagöz. Iğdır'da bir takım daha var galiba. O da zor bir maç. Ama şimdi biz eğri oturup doğru konuşalım. Biz bu takımı oluştururken şampiyonluk için bir takım yapmadık. Öyle değil mi? Ha, ligde kalalım. Yani orta sıralarda olalım. Belki playoff'a çıkarız. Belki çıkarız. Şimdi bunu biz demiyoruz. Bunu kim diyor biliyor musun? Bunu tüm camia. Çünkü bir ilin valisi, bir ilin belediye başkanı, milletvekilleri, ilgili kurumları, iş adamları o ilin takımına sahiplenmiyorsa eleştirmeye de hakkı yok. Evet. Taraftar eleştirebilir. Hakkıdır. Sonuçta çok şeyde onu ilgilendirmiyor taraftarı. Bana ne diyor canım? Bulsaydınız para, iyi transfer yapsaydınız, iyi forvet alsaydınız falan. Ama şimdi bu şehirde sadece bir milletvekili Süleyman Karaman'ın gayretiyle takım bu hale geldi. Ama Sarıgül loca almış. Sarıgül loca almış. Locayı ben de alırım. Alaydın, niye almadın? Ya loca almak bu takıma çok büyük bir şey değil ki. Orada 10 tane, 15 tane loca var. Adam katkı sağlar. Loca kaç lira? Ya orada var bir sürü, rakamı tam bilmiyorum. Bir sürü reklam tabelası var. Onlar da katkı sağladı. Hepsi de. Yani Sayın Mustafa Sarıgül loca aldım demekle takıma katkı sağladım olmuyor. Senin dediğin gibi getir işte İstanbul'dan Ankara'da şu anda transfer devam ediyor. Getir 2 tane futbolcu, o zaman şey diyordur, görelim. Ya Mustafa Bey diyordur ki yani hocamı aldım, tamam. Ha, yeter yani. Bu da Erzincanspor'a katkı olsun. Yeter yani. Mesela protokolde göremedim ben geçen hafta. İnegöl maçında Mustafa Sarıgül. Locada izliyordum maçı. Ya da locadaymış ama orada bak vali var, belediye başkanı var, milletvekili var. Sayın Sarıgül sadece kendisi arkada izledi olmadı. Onların yanında olması lazım. Ha, misafiri varmış. Misafire de deseydi ki arkadaş sen burada otur. Kusura bakmayın ben protokolde oturmam sonuçta, lazım. Ya bunları Sayın Mustafa Sarıgül'e anlatmak lazım. Gerek yok. Mustafa Sarıgül profesyonel bir adam. Çok iyi biliyor. Eğer o locada oturdu, protokolün oraya gitmediyse bir bildiği bir şey var. Bence vardır. Niye gitmedi biliyor musun? Olayı siz siyasallaştırdınız. Sayın Süleyman Karaman'ın faydası oldu. Ya gel sen bırakacaklar de, ya. Sen de geldin. Ya. Katkı sağladın da sayın vekilim. Yok mu dediler. Bence kaçan adamlar, destek vermesin diye kaçan adamların kullandığı bir cümle bu. Siz Erzincanspor'u siyasallaştırdınız. Ya ayıp ya. Yani şimdi, AK Parti milletvekili destek verdi diye bu takım AK Parti'nin takımı mı oldu? Ya takımın yani nasıl oluştuğunu gördük. Yönetimin nasıl oluştuğunu gördük. Ya biz de basın olarak veya işte Ajans Erzincan olarak elimizden geldiğince desteklemeye çalıştık. Evet, teşekkür ediyoruz destek veren herkese. Eleştirdiğimiz zamanlar da oluyor ki eleştireceğiz de tabii ki. Ama şimdi bazı dünkü maçtan sonra hemen sosyal medyaya baktım ki öyle bir grup var ki Erzincanspor'un başarısızlığını bekliyor. Aha, zil çalmış. Adamın bir tanesi hemen paylaşmış. Tabii. Okur musun paylaştığı şeyi? Ben okuyayım mı? Sen oku istersen. Yani ya, Erzincanspor böyle bir şey paylaşılır mı ya? Erzincanspor başarısız. Ya ilk hafta İnegöl'ü yendik. Adam yazmış. Ya ne oldu? Şampiyonlar Ligi'ni mi kazandınız? Daha göreceksiniz. 5. hafta sonunda Bülent Hoca gidecek. Yönetimde istifa edecek. Ne olacak? Sen de o zaman kına yakacaksın. Aha, kınayı da yakmış zaten. Kına yakacaksın yani. Bak kırmızının üstüne beyazla yazmış. Demiş yani ki, Erzincanspor'un başarısızlığından mutlu olacaksan sen Erzincanlı falan değilsin. Sen dost da değilsin. Ne okuyorum. Bey, oku. Kastamonu'dan Erzincan'a futbol dersi. 2-0 maalesef 3. Lig. Yani Kastamonu 2-0 yenerek Erzincanspor'a ders vermiş. 2-0'la ders olmaz. Yani Kastamonuspor da zaten o kadar iyi değil. Öyle mi? Kastamonu yani? Bizi 2-0 kendi sahasında yenmiş. Olur. Olağan şeyler yani. Biz de düz şeyi yendik burada. İnegöl'ü yendik. Şimdi ne yazmış o arkadaş ikincide? 3. Lig. Maalesef 3. Lig yolculuğu start verdi. Yani bu maçla birlikte kim olduğunu söylemeyelim. Söylemeyelim. Yani eğer Erzincanspor'un yenilgisiyle mutlu oluyorsan yani bu arkadaşımız şey eleştirebiliriz. Bak. Evet. Mesela diyenler var. İşte bize iyi bir forvet lazım. Bu bir an önce transfer bitmeden takımı güçlendirelim, para bulun. Yönetimsiniz. Onu da mı biz düşünelim diyenlere amenna. Şimdi hemen ama yani lig hemen başlamış. Birinci maçta kendi sahasında önemli bir takımı yenmiş 1-0. Gitmiş deplasmandan 2-0 mağlup dönmüş diye diyor ki 3. Lig yolculuğu start verdi. Evet. Mesela beter olun diye yazanlar var. Bunlar Erzincan. Hayır siz kiminle ya, derdiniz var bilmiyoruz da Erzincanspor'la kişileri, o istemediğiniz kişileri karıştırmayın. Karıştırmayın. Lütfen. Erzincanspor'un başarısına nasıl seviniyorsak başarısızlığına da üzülüyoruz. Çok ayıp. Ama bu şekilde çok yani birdenbire bir terbiyesizlik 4 hafta, bu cümleyi 5 haftada sosyal medyada yazma. 3. lige düşüyorsunuz. Hadi zaten sizin böyle olacağınız belli. Ya bırakın. Zarar veriyorsunuz. Evet. Bu takım hepimizin. Bu takım hep şimdi bu hafta Iğdır geliyor. Bak. Iğdır maçı da en zor maçlardan biri. Yani Iğdır da şampiyonluk için maç takım yaptı. Yani şimdi Iğdır biz Iğdır'ı yenmemiz lazım. Ben şu anda düşünüyorum. Iğdır eğer gelir bizi burada yenerse ondan sonra sen sosyal medyayı seyret. Hiç ben de normal karşılıyorum. Yani ben Iğdır gelip bizi Erzincan'da yenebilir. Çünkü ya arkadaşım sen 20-25 milyona bir takım kurmuşsun. Iğdır 90 milyon harcamış. Adam 100 milyon para harcamış ya. Ya senin 5 katın. Kastamonu 80 milyon harcamış. Ya. Sen 25 milyon harcamışsın. Ha. Şimdi burada yenilgilere kılıf bulmak veya işte Erzincanspor'la ilgili ya yeri geliyor tabii ki eleştiriyoruz. Mesela şu anda takımda eksiklerin olduğunu biz de görüyoruz. Mesela forvet alanında eksiyiz. Adamlar doğru yorum yapıyor. Diyor ki gidin bulun para nereden buluyorsanız bulun. Ama bu takıma forvet alın. Ömer Başkan da dedi ki 2 gün sonra görürsünüz işte bir futbolcu almışlar. Lisansı yetişmemiş. İnşallah Iğdır maçına yetişir. Yani bunlar onlar da düşünüyor bütçe dahilinde. Evet. Ha bu arada mesela işte takıma destek verdi. Bak Çakmak Paçacı Refah Belediye Başkanı takımın Kastamonu deplasmanı. Ya sadece arabaya yakıt koymuş. Evet. Onu biz haber yaptık. Niye biliyor musunuz? Diğerlerine örnek olsun. Ya arkadaşım bu merkez takıma belediye başkanına örnek olsun. Biri yakıtını alacak, biri otobüs biletini alacak, biri uçak biletini alacak, biri gıdasını karşılayacak. Gıdasını, iaşesini yani karşılayacak. Yani Erzincanspor'u 3. Lig'de görmek isteyen arkadaşlar ya hayırdır ya. Evet şimdi Erzincanspor'u tebrik edemiyoruz ve eleştiriyoruz. Bu Kastamonu deplasmanından en az 1 puan gelmeliydi. Bülent Hoca mutlaka toparlayacaktır. İnşallah toparlayacaktır. Çünkü ilk maçta ben çok beğenmiştim. Özellikle ikinci yarı. Yani böyle 80 koşan, milyonluk basan, takıma kendi sahasında kök söktürmüş. Tabii. Yani. Sen maçı izlemişsin. Evet, maçı izledik. Ben de biliyorum. Dolayısıyla da yani böyle mücadeleci bir takım karşımızda var. Olumsuz yorumlar. Ya işte eleştiriyle bunu ayırmak lazım. Evet. Yani beter olun. Zaten belliydi. İnşallah küme düşersiniz. Oh canıma değsin falan diye. Erzincan'daki gruplara sesleniyorum ben. Yapmayın arkadaşlar. Yazık. Eleştirin tabii ki. Yazık. Niye iyi oynamadınız deyin. Takımda eksik yerler var deyin. Evet. Ama gelip Bülent Hoca'yı da eleştirin. Niye bunu burada oynattın? Canım. Niye bunu dedin? Deyin. Yani. Ama 3. lige doğru start verdi. Daha 2. haftadayız ya. Daha var 30 küsur hafta ya. 2. maçımızı oynadık arkadaşlar. Evet. Iğdır maçının içinde umarım Bülent Hoca gereken tedbirleri alıyordur. Iğdır maçı çok zor bir maç. Erzincanspor bu hafta Iğdır'ı yenip kendisini affettirmesi lazım. Evet. Aynen öyle. Şimdi geldik ilginç bir spor olayına. Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İfsas Kulübü üyesi, sporcusu Doktor Alp Akça 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 36. Kıtalar Arası Çanakkale Boğazı yüzme yarışmasına katıldı ve 800'den fazla kişinin katıldığı yüzme yarışında 14. olarak kıtalar arası yüzücü ünvanını kazandı. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Yani kıtadan kıtaya yüzdü. Evet, büyük bir cesaret. Ve etkik sporcusu olması da çok önemli. Evet, Erzincan'ın Yılmaz Ünal biliyorsunuz değerli hocamız ömrünü verdi etkike. Evet. Dağcılık, kayakçılık, yüzme, her konu var etkikte. Ve Sayın Yılmaz Ünal da bu sporcuyu tebrik etti. Doktor Alp Akçay'ı biz de tebrik ediyoruz. Erzincan'dan kıtalar arası bir yüzücü de çıktı diyoruz. Evet, Yılmaz hocamız Allah eksikliğini göstermesin. Gerçi bizden sağlıklı dağdaş dolaştığı için kendisine saygılar sunuyoruz. Bu arada geldik dün akşam. Filenin Sultanları yıktı ortalığı, yıktı. Sırbistan'ı nefes nefese geçen maçın sonunda 3-2 mağlup etti. Avrupa şampiyonu olduk. Aynen. Tebrik ediyoruz Filenin Sultanlarını ve Erzincan Belediyesi de dört yolda okurdukları dev ekranda maçı canlı yayınladı. Evet. Ne kadar güzel. Bu da güzel. İnşallah zamanla Erzincan Spor'un maçlarını da oradan canlı yayınlarız. Öyle bir şey olabilirse. Güzel olur. Belediye başkanı gelmişti. Hatta orada o ekranın önünde çok daha farklı organizasyonlar da yapılabilir. Evet. Ve maçı Gençlik Spor İl Müdürü Burak Mumcu, belediye başkanı işte Bekir Aksun, ilgili kişiler, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla orada coşkulu bir hava oluştu ve Filenin Sultanları'na adeta tarih yazarak Avrupa şampiyonluğunu kazandılar. Konvoy oldu Erzincan'da. İlk defa bir voleybol maçından sonra konvoy oldu. Bazı vatandaşlar Türk bayraklarıyla konvoy yaptılar. Kimileri de dedi ki ya işte Erzincan Spor maçına bu kadar ilgi göstermiyorsunuz. Aslında doğru da. Erzincan da var, Spor evet. maçına da ya gelin artık Erzincan Spor maçına. Yani. Kale arkası 1 liraydı şu öğrenciler için. 1 lira. 1 lira. Maraton tribünü 30 liraydı. Bu taraf Batı AB tribünleri 40 liraydı. Ama tribünler dolmamıştı. Taraftarlar da çağıralım. O tribünde maç izlemediyseniz eğer çok yazık, çok şey kaçırıyorsunuz. Ve ilk kez Erzincan'da bir voleybol maçından sonra konvoy düzenlendi. Evet. Filenin Sultanlarını da ama çok tebrik güzel ediyoruz. Bir mücadeleydi. Tabii. Göğsümüz kabardı. Aynen öyle. Çok mutlu oldum. Akşam. Sırbistan'ı yendik. Ben yani voleybol hiç hayatımda oturup izlemiş değilim. Çünkü bizim yoğun zamanımız gece gündüz biz başka şeyleri takip ediyoruz. Haber takibi yapıyoruz. Bütün işimi gücümü bıraktım maç izledim. Mükemmeldi Semih'ciğim. Evet. Tebrik ediyoruz. Çok heyecanlıydım. Tebrikler. Şimdi bir de büyük bir transfer var Erzincan'dan Avrupa'ya. Evet. Şimdi Erzincan'dan Avrupa'ya transfer deyince hemen düşünecek izleyiciler diyecek ki acaba hangi futbolcu gitti? Hayır, futbolcu değil. Badminton'da Fransa Ligi'nden sonra Almanya'da da transfer teklifi geldi. Erzincanlı Avrupa şampiyonu milli sporcular evet. Nazlıcan, İnci ve Bengisu Erçet'ine. Ya şu badminton aslında onların icadı. Yani evet. Ben yıllar bundan 40 yıl önce falan biz badminton oynuyorduk ama o zaman spor değildi. Evde bahçede oynardık yani biz onlarla. Nerede? O toplarla. Cimin'de Almanya'da mi? Canım. Ha, pardon. Sen bilmezsin oraları. Dedim Cimin'de mi badminton yok, oynuyorduk? Almanya'da. Almanya'da. Sen bilmezsin. Ay, ay. Dolayısıyla da spor oldu bu. Artık Erzincan'dan sporcularımız Almanya'ya transfer oldu. İnanılır gibi ve bu, değil. Tebrik ediyorum. Mükemmel. Murat Sönmez, evet. Uğur Erçet'in evet. sayesinde. Badminton uçtu gitti yani. Aslında onların sayesinde. Evet yani Erzincan hep adını duyurdu. Milli sporcular çıkardı. Avrupa şampiyonalarında başarılı olduk. Türkiye şampiyonlukları var. Bütün bunların hepsinin başında şey var. Murat Sönmez'le Uğur Erçet. Evet aynen. İkisini de alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve birçok sporcu yetiştirdiler. Altın kızlar dedim ben bu kızlara. Ve hep de cümlemi yine öyle kuracağım. altın kızlarımızı da tebrik ediyoruz. Ve daha önce de mesela şampiyon olan, işte Avrupa şampiyonalarında derece elde eden, Türkiye şampiyon olan, yetiştirip büyüttükleri o sporculardan şu anda birçoğu da işte beden eğitimi öğretmeni oldu. Farklı farklı yerlerde çalıştırıcı oldular. Yani sanırım Bursa adını duyurmuştu. Bir de Erzincan işte. Yani bu iki şehrimiz. Erzincan'dan da şimdi isteyince oluyor. Oluyor. Destek verince oluyor. Avrupa, Almanya'ya çocuklarımız başarıyor ve Avrupa'yı yıkıyor yani. İsteyince oluyor. Ve Almanya onun için gibi ne yapmak lazım? Bu çocuklarımıza sarılmak lazım. Tabii. Destek vermek lazım. Yani Almanya gibi spor devi bir ülkede badminton oynamak ve ülkemizin adını ya duyurmak. Demiş ki gel benim ülkemi temsil et demiş ya. Tabii. Nasıl bir şey yani? Yani tebrik ediyorum bu Nazlıcan, İnci ve Bengisu Erçet'ini başarılarının devamını diliyoruz. Allah güç kuvvet versin. İnşallah daha iyi yerlere gelirler ve Erzincan'da da tabandan hala sporcular gelmeye de devam ediyor. Gelsin. Sporcularımız kazansınlar. Evet, Esentepe sosyal tesislerinin altında bulunan Esentepe piknik alanındaydık sevgili takipçilerimiz bugün. Yine süremizi doldurduk. Zeki Demirbaş'la birlikte BAŞBAŞA programında 50. bölümdü bugün. Ve 50 haftadır sizlerleyiz. Umarım iyi şeyler yapıyoruzdur. Yani bizim amacımız her zaman doğruyu alkışlamak, yanlış eleştirmek. Keşke hep doğru şeyler olsa da, hep güzel şeyler olsa da, güzel şeyleri söylesek. Bugün de Esentepe'deydik. Çünkü Esentepe'de çok güzel bir alan oluşturuldu. Erzincan Belediyesi ve Erzincan halkı da dolduruyor burayı. Şu anda bakmayın buranın böyle yoğun sessiz olduğuna. Gösteriyor. Akşam saat 6'dan sonra burada yer bulamazsınız. Mutlaka buraya için yeni planlar da yapılıyor. Tabii. Alan büyütülecek. Daha güzel, daha geniş bir alan olacak. Ama buraya bir güvenlik ve çevre için, kontrol içinde işte zabıta mı olur, özel güvenlik mi olur? Olursa çok iyi olur. Çünkü vatandaşlarımız gördük işte kamelyalardan masaları çıkarıp kenarlara koymuşlar. Barbekü varken yanında mangal yakmışlar. İşte bunlara engel olmak lazım. Kısacası Esentepe'den sizlere seslenmek istedik. Çünkü son günlerin trend yeri Esentepe'ydi ve 50. programı da buradan sizlere aktardık. Çok değerli arkadaşım Zeki Demirbaş'la birlikte. Evet, bizi takip etmeye devam edin. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin ilginiz bizi daha iyiye doğru sevk ediyor. Biz de Zeki Demirbaş'la birlikte inşallah 100. programda da yine sizlerle birlikte oluruz. Bugünlük bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Yani bana söyleyecek daha bir şey kalmadı yani. Bütün hepsini söyledi. Allah bir çene vermiş. Ben konuşmak istemiyorum. Yani 50. programı bitirdik. Onun için de mi bir şey demeyeceksin? Daha nice 50 yıllara inşallah. Seninle mi? Ne yapacağız bilmiyorum. Yoksa ama. Yoksa başkasıyla mı? Başkasıyla da olmaz ki yani. Olmaz mı? Ben başkasıyla konuşamam. Gel ne yapalım? Ben haftaya izine ayrılayım. Bir gideyim. Çok sıkıldım. Sen bir başkasıyla. Ozan'la yapalım. Ozan'la yap, evet. Veya Serhat Sarıçiçek'le yap. Oy anam. Oy. Serhat Sarıçiçek. Birbirimize gireriz. Neden? Vallahi birbirimize gireriz. Yani düşünemiyorum. Şimdi biz bir ekibiz. Şaka bir yana. Zeki Demirbaş Ajans Erzincan'ın kurucularından. Serhat Sarıçiçek Ajans Erzincan'ın kurucularından. Ben kurulma aşamasında katıldım onlara. Olsun, kurucular diyebiliriz. Ozan Albayrak. Çünkü sen olmazsan bu işin olmaz. Ozan Albayrak olmazsa olmaz. İşte Recep Çetin aynı şekilde. Ve biz bir ekibiz. Elimizden geldiği kadar da bu şehrin nabzını tutuyoruz. Umarım güzel şeyler yapıyoruzdur. Öyle olmasaydı tam bir yılımızı da doldurduk bu arada. Yani Serhat Sarıçiçek tatiline bir zahmet bırakıp gelirse daha bir yılda kutlayacağız. Ya sen de Serhat Bey'in şeyine tatiline taktın kafayı. Ya o tatil yapıyor, biz burada çalışıyoruz. Olmaz böyle şey ya. Sevgili dostlar, daha nice 50 programlara, 100 programlara inşallah memleketimizin hayrına. Eğer biz de bu programlar vesilesiyle memleketimize bir çivi dahi çakılmasına vesile olabiliyor isek ne mutlu bize. Başka bir derdimiz yok. Dolayısıyla da Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.